Herkese merhaba. Ben Dilek Demirer. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, konu anlatımı dersini izlediniz. Was, were ve simple past'la ilgili gramer videolarını dikkatle çalıştınız. Reading videosunda genel kültürünüzü ve kelime bilginizi de geliştirdiniz. Tamam o zaman. Artık activity zamanı. Yani top sizde. Bu dersteki aktivitelerin tamamını videoyu durdurup önce defterlerinize kendiniz çözmenizi istiyorum ki bakalım ne kadar öğrendiniz, eksik bilgimiz kalmış mı? Destekler için şimdiden teşekkürler. Evet, bu tarz sorular sınavlarda, quiz ve yazılarda karşımıza bol bol çıkıyor. Şimdi bu kelimeleri bu resimlerle eşleştirin bakalım. Evet, birincisinden başlayalım. Gittikçe büyüyen bir çocuğumuz var burada. Gördüğünüz gibi grow up, büyümek. B şıkkı, daha doğrusu şık dedik. Hep B deyince şık geliyor aklımıza, değil mi? Evet, B resminde ödül almış. Win award, ödül almak. Tabii bunların ikinci hallerini de mutlaka bilin. C'de evleniyor. Get married. Bunlar hayatımızın kilometre taşları, değil mi? Milestones. Evet, C. D. Gerçi kilometre taşının sonu araya girmiş. Die. Vefat etmek, ölmek. Evet. E resmine bakalım. Born. Yeni doğmuş bir bebiş var burada. Graduate. F. Mezun olmak. G'de ise çocuk yetiştirmek görülüyor. Çocuk sahibi olmak. Evet, bu ünitede yılların yazılışları çok önemli ve bu da yine sınavda karşımıza çıkacak. Evet, şimdi bu yılları defterlerinize İngilizce olarak yazın. Bakalım ne kadar öğrenmişsiniz. Hemen kontrol edelim. Ortadan ikiye bölüyorduk bu tarz yılları okurken. 17.93. 1793. 1908. Sıfırlı olduğu zaman oh diyerek söylüyorduk. Değil mi? Böyle tıpkı bir iğne batırmış gibi oh yerine oh. 1908. 1947. Böl ortadan ikiye. 1947. Bu çizgileri koymayabilirsiniz de sıkıntı yok. 2009 okurken 2000 diye okuyoruz önce. 2009. 2000 sonuncusunu söylüyoruz. 9. 1802 yine O çekme zamanı. 1802. Ortadan böldük. 1959. 1959. 1863. 1989. 1965. Yine 2000'li yıllarda durum değişiyordu. 2005 ya da 2005 şeklinde söylenişler de oluyor. Ama bence şu 2005 yerine 2005 daha doğru. Bunu da belirtmek isterim. Bunu da bir yerde görmüştüm. Evet, complete the sentences with in, on, at. Boşluklara yerleştirin bakalım bu in, on, at'in kullanımlarını ne kadar hatırlıyorsunuz? Prepositionlar. He moved to his new house. Yeni evine taşındı. Hep vurguluyorum. Fiilin ikinci hali. Yıllarda in kullanılıyor. Yesterday, dün. Hiçbir şey kullanılmıyor. Bu arada boş da bırakabilirsiniz. Bazı kelimelerin başına hiçbir şey gelmez. Tıpkı yesterday gibi. Dün dediğinizde başına hiçbir şey gelmez. Direkt we played tennis yesterday olarak kullanırsınız. He was at the park. Yine boşluk this afternoon. Çünkü burada zaten bir vurgulanmış bu hafta sonu diye. Dolayısıyla bunda da hiçbir şey koymanıza gerek yok. We watched a film at 9 o'clock. Saatler etli biliyorsunuz. Etli yemekler gibi. Etli saatler. I returned from Spain.
In 2000, 2000. Charles visited his grandmother on last Monday. Günlerde on kullanılıyordu. Geçen pazartesi on. Özel günlerde in ve mevsimlerde yine in kullanılıyor. Evet, şimdi bakalım. Was, were ve did'i birbirinden ne kadar ayırabiliyorsunuz? Çok önemli bir etkinlik bu. Boşluklara was, were ve did yardımcı fiilini koyacaksınız. Burada bir tane size açmışım, örnek vermişim. Bakalım. Was Einstein an inventor? Niye was koyduk buraya hocam? Çünkü mucit, inventor, mucit olmaktan bahsediliyor. Did yardımcı fiilini koyabilmeniz için burada bir fiil olması gerekiyor. Halbuki was'ı kapattığınızda ortada başka fiil kalmıyor. Bu yüzden was ya da were'ü tercih etmek zorundayım. Einstein erkek ya da tekil bir kişi, he olduğu için de was'ı kullanıyorum. Ve kısa cevaplarda soru neyle başlarsa onunla bitiriyorum. 2. Burada niye did koydum? Çünkü burada walk fiili var. Dolayısıyla bir fiil, eylem, hareket varsa was'la were'le işim yok artık. Did yardımcı fiiliyle soru yapacağım. Soru neyle başlarsa onunla bitirdim. Soru neyle başladı? Onunla bitireceğim. Ama no olduğu için not'lı haliyle bitireceğim. Yani did not, didn't kısalt yazılışıyla. Evet bakalım. Burada şimdi öğrendiniz artık şu 1 ve 2'den. 4'te bakalım bir fiil gören var mı? Hayır. Bu durumda was ya da were'ı kullanmam gerekiyor. Neden were tercih ettim? Çünkü they çoğullarla were kullanılıyor. Ve soru neyle başladı? Were. Cevap onunla bitecek. Evet bakalım burada bir fiilimiz var. Call. Telefon etmek. Telefonla konuşmak. Seni dün aradı mı diye soracağız. Bu durumda bir fiilim varsa did yardımcı fiilimi soru yapmak için kullanmam gerekiyor. Ve cevap soru neyle başladı? Onunla bitecek ama no olduğu için not'lı haliyle bitecek. Bu çok önemli bir etkinlikti arkadaşlar. İnşallah bunları tam olarak yapabilmişsinizdir. Şimdi bu eşleştirme de çok önemli. Hangi soruya hangi cevap? Bunu size cevabı verip soruyu yazmanızı da isteyebilir öğretmeniniz. When. Soru kelimelerini iyi bilmek lazım. Ne zaman demek? Picasso ne zaman doğdu? Ne zaman doğdu Picasso? Ben ne bileyim hocam Picasso ne zaman doğdu diyeceksiniz. Buradaki yıllardan birini tercih edeceğiz. Ama isterseniz diğer bilgileri de şöyle bir gözden geçirdikten sonra doğum yılını bulalım. Ama en erken 1973 görünüyor. O yüzden bunu alalım. When did he die? Ne zaman öldü? 1881. Daha geç bir tarih olduğu için. Ne zaman? Buradaki önemli bilgi when, ne zaman? Who was Pablo Picasso? Picasso kimdi? An artist. Sanatçı, ressam. Meşhur ressam. Where was he from? He was from Spain. İspanya'dan. Hangi ülkeden geliyor? Hangi ülkenin vatandaşı? What was his famous work? En önemli işi neydi? En önemli resmi, en önemli çalışması Guernica. Ve when did he start painting? Ve resim yapmaya ne zaman başladı? 8 yaşında. Evet, soru kelimelerini de tekrar ettik. Şimdi bakalım Simple Past'ın göbeğinde bir etkinlik. Çok önemli. Verilen fiillerin, parantez içinde verilen fiillerin uygun şeklini geçmiş zamandaki simple past yani ikinci hallerini ne kadar biliyorsunuz? Hadi bakalım. Bunların ikinci hallerini yazmaya çalışın. Daha sonra da kontrol edin. Eğer yanlışınız çıkarsa hemen bir ve ikinci halini defterinizde not edip mutlaka çalışın ki eksik tamamlansın. The Wright Brothers Orville and Wilbur were two American inventors. İcat yapan iki kardeş bunlar, Wright kardeşler. They grow up'ın ikinci hali nedir? Grew up. Ohio'da büyüdüler. Bu olanlar
Be'nin ikinci hali. Bakın be olmaktı. Biz onu emizar olarak da biliyoruz. Onun geçmişteki hali neydi? Was ya da were. Ama burada iki kişi olduğu için, kalabalık oldukları için were. Always interested in inventing things. Always, her zaman neyle ilgilendiler? Interested in, bir şeyleri icat etmekle. Hep böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. When they were 7 and 11, onlar 7 ve 11 yaşlarındayken babaları give, onlara bir şey verdi. Give ikinci hali. Oh, burada bir yanlışlık olmuş. Gave olacak. Evet, given üçüncü haliydi. Hemen düzelttim. Gave ikinci hali. Onlara verdi. A flying toy made from paper. Kağıttan yapılmış uçan bir oyuncak verdi. Kağıt uçak yaptı herhalde onlara. Love. İkinci hali düzenli bir fiil. Loved. Düzenli fiiller ED alıyor biliyorsunuz. Bu E ile bittiği için sadece D harfini alıyor. Evet, bununla oynamaya bayıldılar. Evet, sonra da uçan şeylerle ilgilenmeye başlamışlar. Sonra bir şey çalışmışlar. Üzerinde çalışma yapmışlar. Study it. Hovers fly. Fly uçmak. İkinci hali flew. To design the wings for their plane. Uçan kanatlarını dizayn edebilmek için, tasarlayabilmek için kuşların nasıl uçtuğu üzerinde çalışmışlar. Ayrıca they worked hard, yıllarca çok çalışmışlar ve sonunda invent icat etmek. İlk uçağı icat etmişler. Invented düzenli fiil ed aldı. İlk başarılı uçuşları flight, take ikinci hali took, take place, yer almak, gerçekleşmek demek. Yani ilk başarılı uçuşlarını burada Carolina'da gerçekleştirmişler 1903'te ama not last. Bakın olumsuz yapacağım. Olumsuz yaparken yardımcı fiili kullanmam gerekiyor. Elimde bir fiil olduğu için yardımcı fiilim neydi? Did. Ama not verdiği için olumsuz yapıyorum. Didn't last. Olumsuzlarda biliyorsunuz did varsa last aynen yazdım. Yani ikinci haline değil birinci halini kullandım. Bu önemli bilgi. Right kardeşler not want. İstemedi. Bakın aynı mantıkla olumsuz yapacaksınız. Didn't want. Birinci hali. Didn't want to stop with this first flight. İlk uçuşla böyle bu işi bitirmek istemediler. They tried to perfect their. Daha mükemmel hale getirmeyi denediler. Ve yine B geldi. B ise İkinci hali neydi? This olduğu için, bir tane olduğu için was. This was a simple task. Bu basit bir görevdi. So, bu yüzden took, bakın take took ikinci hali. Bunu mükemmel hale getirmek zaman aldı. İcatları was a milestone, kilometre taşıydı. Yani çok önemli bir adımdı tarihte. Çünkü zaman içinde insanlar Ken'in pastı, ikinci hali kuttur. Daha uzak yerlere daha kısa sürelerde seyahat edebildi. Can yapabilmek ikinci hali kut. Burada da birçok yeni kelimenin ikinci halini öğrendiniz. Bunları defterlerinize not alıyorsunuz. Yanlış yaptıklarınızı birkaç kere yazarak çalışın ve mutlaka önce birinci haliyle cümle kurun, sonra onu geçmiş zaman yapıp ikinci haliyle cümle kurun. Bakalım bu meslekleri ne kadar tanıyorsunuz? Çünkü bu ünitenin içinde bir sürü meslekle karşılaştık. Şimdi bu meslekleri bu tanımlarla eşleştirin bakalım. This person is the leader of the country. Ülkenin lideri kimdir? President. Başkan, cumhurbaşkanı. Bizde de. İki, this person studies law and gives advice about legal matters. Evet, kanunlarla ilgili çalışıyor. Bize kanuni konularda tavsiye veriyor. Kim bu? Lawyer, avukat. This person flies plane. Uçağı kim uçuruyor? Pilot. Bunun okunuşu Türkçe'de de yazılışı aynı. Buna dikkat edin. Sakın pilot diye okumayın. O Türkçe okunuşudur. Pilot. This person discovers or invents new things. Yeni bir şey icat ediyor ya da keşfediyor. Kim bu?
Bilim adamı, scientist, bilim adamları bu işlerle uğraşıp yeni şeyler buluyorlar. This person draws and paints picture. Çiziyor ve boyuyor. Kim bu? Artist. Ressam. Sanatçı. This person, bu kişi writes books and stories. Kitap ve hikayeler yazıyor. Bu durumda author yazar demek, writer da yazar demek. Aynı anlamda, eş anlamlısı. This person directs film. Bunu reading videosunda George Lucas Star Wars'ta öğretmiştim. Filmleri yönetiyor. Director yönetmen. Kim şarkı söylüyor? Singer şarkıcı. Evet, şimdi bir kimya laboratuvarına girdik. Çok fazla bilim adamından bahsettiğimiz için zemini bir kimya laboratuvarı yapmak istedim. Şimdi bu kelimeleri bu boşluklara yerleştirmeye çalışın bakalım. Bu tip etkinlikler kelime haznenizi oldukça geliştirecek ve herkes şaşıracak. Ne kadar çok kelime biliyorsun sen diyecekler. Evet, birinciye bakalım. Tabii siz önce durdurun, sonra yapın, sonra kontrol edin benimle. Salvador Dali was a hem yetenekliydi, hatta bu cümlenin aynısını size reading videosunda vermiştim. Evet, brilliant. Yalnız burada bir yazım hatası olmuş. Şu iki L değil, I olması gerekiyor. Müsaadenizle ben onu bir hemen düzelteyim. Evet, daha doğru oldu. Brilliant, zeki ve yetenekli. Anna received a ne aldı üniversiteden? Scholarship, burs aldı. Einstein was an extraordinary. Yani olağanüstü demek. Olağanüstü bir bilim adamı with his sanıyorum bir hata yaptık. Çünkü Einstein'ın zeki olması gerekiyordu. Zeki, Salvador Dali de çok zeki ama resimleriyle çok tanındığı için well known daha doğru olacak. Evet, Einstein zeki çünkü. Helen lived in Chicago but her Helen Chicago'da yaşadı ama onun asıl evi hometown Polonya'da doğmuş, büyümüş. Tesla died alone. Yalnız öldü. Evet, sanıyorum şimdi doğru oldu. Haydi bir kontrol edelim. İşte bu kadar. Evet, videoyu tamamladık. Bu üniteyi de bitirdiğimiz anlamına geliyor biliyorsunuz. Tekrarlıyorum. Öncelikle konu anlatımını izliyorsunuz. Daha sonra konu anlatımını geliştirebilmek için was, were ve simple past gramer videolarını mutlaka izleyin. Hatta irregular verbs için games bölümünde bir video bile bulabilirsiniz. Fiillerin ikinci hallerini öğreten eğlenceli video. Daha sonra ne yaptık? Reading videosunu çalıştık, sizlerle birlikte izledik. Reading dersimizde bütün kitaplardaki okuma parçalarını ve bütün kelimeleri böyle didik didik ettik tam tabirle. Hepsinin ikinci hallerini, anlamlarını size verdim. Okuma parçalarını okumayı, soru cevaplamayı da öğrendiniz. Ve bugünkü activities'le de artık konuyu pekiştirdik. Geriye ne kaldı? Map kazanım testini çözmeye. Onu da sizler için yapacağım, merak etmeyin. Ve ne diyoruz? Bir sonraki derste görüşebilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Eğer aboneyseniz bildirimlerinizi hemen açın. Yoksa dersleri kaçırıyorsunuz ve bana hocam şu ünitenin videosu yok mu, daha yayınlamadınız mı diye sorular soruyorsunuz. Kaçırmamak için bildirimleri de mutlaka hemen açın. Evet, bundan sonra map kazanım testini de çözdükten sonra dördüncü üniteyle yolumuza devam edeceğiz. Acele etmeyin. Bazı arkadaşlarımızın okullarında hızlı gidiliyor ve önde gidiyor bazı arkadaşlarımız. Bu nedenle eğer önde gidiyorsanız yine kanal sayfamdaki oynatma listesi bölümünden 7. sınıfı açın ve kendi de bulunduğunuz, işlediğiniz üniteyle ilgili videoları ön hazırlık olarak izleyin. Çünkü içeriklerde çok fazla değişiklik olmadı. Önceki yıllarda yayınladığım videolarda sizlere yardımcı olacaktır. Ama ben olması gereken sırayla acele etmeden her şeyi tek tek sizler için yayınlıyorum. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. See you later. Bye.